Gör diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura, unuttum. Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Unutmadım ama yeter bu kadar. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bir türküyle açtım. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Evet, ağlasam mı, ağlamasam mı? Güzel bir türkü. Size tavsiye ediyorum bu türküyü. Yavaş yavaş arkadaşlar geliyorlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir akşam. Teşekkür ederim Abu Saham. Sıhhatler olsun yazmış. Nasılsınız? Ben iyiyim. Birkaç gündür sizinle konuşmadım, görüşmedim. Ve dedim ki bu akşam bir canlı yayın yapalım. Neden? Çünkü işlerim vardı ve yoğundum. Arkadaşlar, sizin için yine çeşitli eşyalar getirdim. Masamın üzerinde çeşitli eşyalar var ve bu eşyaları size bugün soracağım. İnşallah canlı yayında birkaç arkadaşla konuşacağız. Türkçe pratik zamanı. Evet, biraz önceki türküde ne vardı? Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Ağlamak ve ağlamamak arasında kararsız kalmak. Türkçe'de çok güzel şarkılar ve çok güzel türküler var. Biz genellikle şarkıları ve türküleri dinlerken duygularımız arasında gidip geliyoruz, değil mi? Duygularımız. Mesela lezzet almak, lezzet almak, yemek yerken lezzet almak, film seyrederken lezzet almak, bir piknikte lezzet almak, severken lezzet almak ve duygularda da arkadaşlar çok güzel bir lezzet var. Düşünsenize, bazen üzgünsünüz, bazen şarkı dinleyince coşkunsunuz, bazen duygusalsınız. Mesela böyle yavaş, dramatik bir şarkı var mesela. Hüzünlü bir şarkı var. Yani duygular da bir lezzet aslında. Duygular da değişken. İşte türkü de öyle söylüyor. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Yani duygularımız arasında gidip geliyoruz arkadaşlar. Ziha Mire, hoş geldin. Ben süperim. Harikayım. Çayım burada. Çayım burada. Evet. Ve çayımın altında bir şey var arkadaşlar. Evet, bu mantar çay altılığı. Tabak yerine mantar çay altılığı. Evet, bu mantar. Şişelerde de kullanıyorlar. Çay altılığı. Teşekkür ederim Muhammed. O senin gözlerinin güzelliği. Sen güzel görüyorsun kardeşim. Abhari, merhaba, hoş geldin. Nayroizet, merhabalar, selamlar. Kostas, merhaba Kostas, hoş geldin. Arkadaşlar, bugün 3 kişiyle inşallah konuşacağım. Belki 4 olabilir. Ve objeler var yine burada. Bakıyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 tane obje getirdim. Masamın üzerinde 7 obje var. Bardağım var. Bardağımda suyum var. Yine her zamanki gibi not defterim var. Çünkü hangi ülkeden kim ile konuştuk bunu not ediyorum. Ve çay bardağım var. Ve çay bardağım, bu arada Türkler böyle söylüyorlar, İnce belli. Bel. Evet, insanda da var bel, biliyorsunuz. Hatta biz bu bele kemer sarıyoruz. Belimize. Belimize kemer sarıyoruz. Bardak içinde bunu kullanıyor Türkler. İnce belli bardak. Mesela bir kafeye gittiğim zaman bana kupa veriyorlar. Kupa. Yani normal kahve kupası. Genellikle çay da içiyorlar orada. Ben
söylüyorum. Lütfen ince belli bardakta çay rica ediyorum diyorum. İnce belli. Ha, mesela bu ince belli değil. Bu epey kalın belli. Bu ince belli değil. Bu şişman bardak. Her neyse. Niçin anlatıyorum bunu? Çünkü yeni kelime arkadaşlar, yeni kelime, tamam mı? Bu arada ben şimdi sağ elimle içiyorum. Bazı insanlar diyor ki Ali Bey niçin sol elinle içiyorsun? Bu sağ. Bu sağ elim, sağ. Siz ama sol görüyorsunuz. Çünkü efekt var. Ayna efekti var arkadaşlar. Ravat hoş geldin. Etiyopyalı Muhammed. Teşekkür ederim. Evet, Ana İbrahim. Ana bir Arham. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlar, şimdi size bir soru soracağım bu arada. Bu bir bilmece, tamam mı? Bu bir bilmece. Bilmece ne demek Ali Bey? Yani bir cümle söyleyeceğim. Bu cümle içinde bir kelime saklı. Yani ben hangi kelime hakkında sizlere soru soruyorum? Biz buna bilmece diyoruz. Mesela çarşıdan aldım. Bir tane eve geldim. Bin tane. El Felah merhabalar. Behnaz merhabalar. Selam. Evet. Mesela bu nar. Heh, bu bir bilmece. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim. Kırmızı 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 kırmızı. Bin tane nar. Şimdi ben size farklı bir bilmece soruyorum. Hadi bakalım kim bilecek bunu? O odanın içinde, o da onun içinde. Denenenem. Haydi. Bu bilmece, bu soru. Bu ne? O odanın içinde bir oda var. Bu odanın içinde o bir nesne bu, bir şey. Ama o da onun içinde. Allah Allah. Bu ne olabilir acaba? Evet. Umu Munira. Saçlarını siyaha mı boyadınız? Hayır. Hayır. Bak hala beyazlar var burada. Siyah değil. Siyah değil. Ben boya sevmiyorum. Boya sevmiyorum. Tamam. Evet. Mu 81-19-95. Merhaba. İyi akşamlar. Abdullah. Hoş geldin. Abdullah bina değil, Abdullah bina değil. Tekrar soruyorum. O odanın içinde, o da onun içinde. Yumurta değil, Liliana. Yumurta değil. Çünkü yumurtanın içinde o da mümkün değil. Mümkün değil. Hayır Muhammed, yumurta değil, yumurta değil. Mesela siz size ipucu veriyorum, ipucu veriyorum. Yani bulmak için farklı tiyolar, farklı seçenekler veriyorum. Örnek, her gün siz evde onu görüyorsunuz. Her gün kadınlar daha çok görüyorlar. Hatta karpuz mu? Karpuz değil. Karpuzun içinde o da mümkün değil. Bakın soru. O odanın içinde in the room. It's in the room. O odanın içinde. Room o da onun içinde o şeyin içinde. Evet, bravo. Kim bildi? Umu Munira, ayna. Harikasın. Spor sen de bildiğin ayna. Umu Munira ayna yazdı. Ayna olacak. Doğru. Ayna. Başka kim bildi? Bakıyorum. Delay ayna. Evet Nazlı ayna. Süpersin. Mirror. Tamarit. Harikasın. Lamba değil. Televizyon. Ama televizyon olabilir. Doğru. Lin. Televizyon neden olmasın? Yani doğru. Neden olmasın? Ama televizyon kapalı mesela. Kapalıyken zor. Ayna en iyi cevap. O arkadaşlar ayna. Mirror. Odanın zerkala. Rusça. Odanın içinde. Ben aynaya bakıyorum. Aynaya bakınca odayı görebilirim.
O da aynanın yani onun içinde. Böyle bir bilmeceydi. Ha, belki bazı insanlar için bu ne olabilir? Problem değil. Biz sadece pratik yapıyoruz. Bilmece. Şimdi haydi bakalım konuşmaya başlıyoruz inşallah. Ülke ismi istiyorum. Ben Papua Yeni Gineliyim. Konuşmak istiyorum. Ben İtalyalıyım. Konuşmak istiyorum. Siz yazıyorsunuz ve ben sizi davet ediyorum arkadaşlar. 3 ülke ve 3 kişi ile konuşacağız. Tamam? Aynı ülkeden 2 kişi ile konuşmak maalesef mümkün değil. Çünkü hakkaniyet var. Haklı. Pardon. Biz herkese hakkına göre ne yapacağız? Konuşacağız burada. Bir ülke ile bir akşamda konuşmak yeter. Evet, bakalım kimler var? Kimler var? Dunyanar yazdın. Dunyanar değil. Evet. Shalom. Ayna doğru. Helios ayna süpersin. Evet, Miskiali aynı değil. Aynı kelimesi farklı bir kelime. Same demek aynı. Veya similar aynı, benzer anlamında. Aynı kelimesi farklı. Mesela iki telefon var. iPhone 12 mesela ve iPhone 12. Aynı telefonlar gibi. Tamam. Veya mesela bunlar aynı değil. Bunlar farklı. Evet, bu arada haydi bakalım bir obje soralım size. İşte bunlar objelerimiz. Bu ne? Bunlar ne? Bunlar nasıl kalem? Biz bunlara kalem diyoruz ama bla bla kalem diyoruz. Bunlar nasıl kalem? Bunlar. Evet, kim istiyor konuşmak? Batırbayev, Batırbayev, ülke söyleyin, ülke yazın. Ben Özbekistanlıyım, konuşmak istiyorum. Parola bu arkadaşlar. Yazıyorsunuz, yazın. Tamam. Ve A1 ile konuşmuyoruz. A1 ile konuşmuyoruz. Çünkü A1 öğrencileri dinliyor. Onlarla konuşmak, onlarla kontak kurmak biraz zor. Bu yüzden A2, B1, B2, C1 ile konuşuyoruz inşallah. Evet. Teşekkür ederim Herev. Merhaba. Evet Hayat. Teşekkür ederim. Bakalım. Merhaba Lucia. Hoş geldin. Dünya hoş geldin. Merhabalar. Dünya burada. Dünya nar demiş arkadaşlar. Nar demiş. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ben Somaliliyim ve konuşmak istiyorum. Hadi bakalım. Grammar Poi. İşte bu. Parola. Ben blablalıyım. Konuşmak istiyorum. Parola bu. Kontak kurmak için parola bu. Evet. Grammar Poi. Grammar Poi. Hazır ol. Bizi karşıla lütfen. Bizi karşıla. Grammar Poi. Evet. Ola kafas. Bekle. Abdullah bekle. Çatlı. Evet. İran. Doktor Kazemipor. Lütfen bekleyin. Evet. Arkadaşımız gelecek inşallah. Gramer. Seni bekliyoruz. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Gramer. Hoşça kal. Evet. Hadi bakalım. İlk gelen arkadaşı çağırıyorum. Dırırırım. Evet. Cabdi Kadir kalbi. Cabdi Kadir kalbi. Cabdi Kadir seni çağırıyorum. Evet bu ne arkadaşlar? İbrahim ülkeni yaz. İbrahim ülke. Ben blablalıyım. Ben Filistinliyim. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Selam. Nasılsın? Aleykümselam. Evet, gramer Aleykümselam. yazdık Merhaba. katılamıyorum. Hoş geldin. Neredeyiz biz? Çantanın Selamlar. içinde miyiz biz? Neredeyiz? Hocam, Somali'deyiz. Mogadişu'da. Mogadişu'dayız. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Sağ ol. Yemek mi yiyorsun?
Yok yok, yemeğim yok. Tamam, ne yapıyorsun? Benim yurdum Cani'ye geldi. Sonra geldim. Süper. Süper. Biraz telefonu uzak tutar mısın? Telefonu uzak tut. Çok yakın Evet böyle. hocam. Tutabilirim. Böyle daha iyi. Bak, böyle yakışıklı duruyorsun. Yani şey, pasaport fotoğrafı gibi ideal. Anladım Pasaport hocam. fotoğrafı gibi ideal. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Senin adın ne? Abdülkadir. Abdülkadir. Abdülkadir kim? Bize Abdülkadir'i anlatabilir misin? Evet, anlatabilirim. Ben Somaliyim. Benim adım Abdülkadir. 21 yaşındayım. Türkçe biraz biliyorum. Yani oyun. Türkçe niçin biliyorsun Abdülkadir? Neden Türkçe Hocam, biliyorsun? ben 6 ay önce Türkiye'ye geldim. Bir sene de orada yaşıyordum, Malatya'da. Üniversite mezun oldum. Sonra Malatya'da geri geldim. Süper. Bir dakika. Sen mezunsun. 4 yıl Evet. üniversite okudun mu? Yok yok, yani Türkçe yani şimdi nefesi oynuyorum yani internetten. Kur'an Anladım. varis dolayı internetten ders alıyorum. Güzel. Yani sen bir sene hazırlık okudun. Hazırlık. Evet. Aynen öyle. Tamam. Peki, ne zaman döneceksin Türkiye'ye Abdülkadir? Hocam Abdülkadir, internetin zayıf değildir inşallah. Abdülkadir, internet böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Evet. Abdülkadir Somalili arkadaşlar, Malatya'da okumuş, hazırlık okumuş ve şimdi o Mogadişu'da. Mogadişu Somali'nin başkenti. Evet. Abdülkadir hala dönüyor. Abdülkadir'in interneti zayıf galiba ve Abdülkadir maalesef gitmek zorunda kaldı. Evet. Abdülkadir'in interneti gitti. Problem yok. Abdülkadir güzel konuşuyor. B1, A2 seviyesinde. Tam anlamadım ama A2, B1 gibi. Ve ona güle güle diyoruz. Galiba interneti zayıftı. Bu arada Türkiye'de de milli maç vardı. Ben biraz korktum. Açıkçası biraz korktum. Çünkü insanlar milli maçı internetten izlerken internet yavaşlıyor böyle. İnternet çok yavaş oluyor. Açıkçası biraz korktum. Yani internetten, benim internetimden korktum. Ama problem değil. Evet. İman, faslı iman geliyor. İmanla önceden konuştuk. Uzun zaman önce konuştuk. Ben ilk gördüğüm zaman hangi kişi varsa onu davet ediyorum. Evet, iman geliyor. İman, sana davet gönderdim. Hadi bakalım iman. Ve Merhaba. iman geldi. Hoş geldin iman. Nasılsınız Ali Bey? Süperim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Neredesin? Ben de Fas'tayım. Oo, Fas. Evet, Fas. Marakeş'te miydin sen? Hatırlamıyorum. Marakeş'te değildin. Hayır, Marakeş'teyim. Arabat'tayım. Rabat'taydın, tamam. Ve Rabat Marakeş arası uzaktı sanırım, değil mi? Evet, çok uzak, çok Çok uzak. İman, uzak. bunların adını sen biliyor musun? Kalem, ama nasıl kalem? Highlighter. Sanırım. Böyle bir şey. Yok. Yok. Mesela bunlar renkli kalem olur. Tamam mı? Renkli kalem olur veya ama Türkler genellikle bunları keçeli kalem diye biliyorlar. Ben buraya yazayım. Keçeli kalem diyorlar. Ben highlighter yorumlarda okudum, o yüzden. Hı, anladım. Yo, yani keçeli kalem deniyor. Farklı isimleri olabilir. Renkli kalem yazıyorum ben buraya. Gönderdim. Gönderebilir miyim ki? Allah Allah. Gönderebiliyor muyum? Heh, paylaş. Gönderebilirsin. Gönderdim. Heh. Keçeli kalem diyorlar. Yani farklı renkli boyalar için kullanılıyor. İlk objemiz bu. Hadi bakalım. Ve diğer obje geliyor senin için. Hazır mısın? Bu ne? Derim.
Fikrim yok. Yapma ya. Bu fasta hangi kelime bu? Fasta ne bu? Lastik. Bravo. Türkçede de bu lastik. İma. Lastik. Aynı Şimdi kelime. aynı kelime. Lastik. Şimdi farklı yazıyorum. Lastik. Peki lastikle neler yapabiliriz İman? Neler yapabiliriz? Saçlarımızı toplayabiliriz. Süper. Saçlarımızı toplayabiliriz. Benim saçımı toplayamam. Ama kadınlar toplayabilir. Veya başka ne yapabiliriz? Mesela bir hediye var. Hediyeyi paketleyebiliriz. Hediyeyi paketleyebiliriz. Burada paket yok ama mesela diyelim ki bu paket. Ben hediyeyi böyle paketleyebilirim. Başka? İman. Şimdi bazı insanlar seni tanımıyorlar. İman kim? İman ne yapıyor Rabat'ta? İman neden Türkçe öğrendi ve ne zaman öğrenmeye başladı? Bize anlatır mısın lütfen? Tabii. Ben Rabat'a değil, Tale'yi. Ama Tale, Rabat'a çok yakın. Tamam. Tale'de yaşıyorum. Rabat'ta okuyorum. Üniversitede ekonomi okuyorum. Üçüncü sınıftasın. Üniversitede ikinci sınıftayım. İkinci sınıfta. Peki, ekonomi bölümünde okuyorsun. Ekonomi bölümünde Türkçe dersi almak mümkün mü? Mesela seçmeli ders var mı Türkçe veya Fransızca, İngilizce? Böyle bir Tabii ki alternatif ben var mı? korona gelmeden önce Türkçe'yi üniversitede okumaya çalıştım. Ama korona geldiği için üniversiteye Türkçe'yi okumak için gitmekten vazgeçtim. Wow. İman, güzel konuşuyorsun ha. Sen Türkçeyi ne kadar öğrendin? Gerçekten Vallahi. Yani çok mutlu. rahat, çok güzel gerçekten rahat konuşuyoruz yani. Peki sen ne kadar zaman Türkçe çalıştın? Ben çocukluğumdan beri hep Türkçe'yi seviyordum. Türkiye'yi seviyordum. Türkiye ile her şeyi seviyordum. Sebep Yavaş bu. yavaş. Çocukluğundan beri Türkçe ile meşgul olduğun için rahat Aynen öyle. konuşabiliyorsun. Rahat anlayabiliyorsun. Yani Evet. mesela bak İman, bazı Türklerle yani öğretmen olmayan veya mesela Türkiye'de Anadolu'da farklı şehirlerde yaşayan insanlarla konuşunca onlar senin yabancı olduğunu belki anlamayacak. Yani ilk etapta anlamayacak. Çok Olmaz. sevindim bunu Tamam, bana o yüzden dua et bana lütfen, tamam mı? Bana dua et. duyduğumda. Allah'ım, Allah'ım Ali Bey'in istediği bir şeyi lütfen hayırlıysa yap diye bana dua Amin. et. Amin. Bu Tamam. arada benim arkadaşım sanırım onu tanıyorsunuz, Şeyma Hoca. Şeyma Hoca tabii canım. Şeyma Hoca'yı Evet. kim tanımaz? Şeyma Hoca popüler bir insan. Maşallah. Evet. Çok O gayretli benim bir çok insan. yakın Süper bir insan. arkadaşım. O benim çok yakın Güzel. arkadaşım ve Türkçe'yi öğrenmeye çok yardım etti bana. Evet. Şeyma Hanım biliyorum tabii ki. O da canlı yayınlar yapıyor. Hatta imkanı olduğu zaman her gün canlı yayın yapmaya çalışıyor. Matar Haraif. Acaba ne söyledi? Sorry. Annem Ne geldi. söyledi? Annen Canlı geldi. yayındayım. Evet, annem geldi. Ben ona canlı yayında olduğumu söyledim. Sonra konuşuruz. Tamam. He, annen galiba şöyle düşündü. Bu kız kimle konuşuyor? Böyle düşündü ben. Evet. Tamam. İman, bunu anlattın. Lastik dedin. Fas'ta yani Arapça'da lastik olarak kullanıyorlar. Bazı insanlar yazdı. Para için de kullanabiliriz dediler. Doğru. Mesela çok para var ve bu parayı biz sarabiliriz. Lastikle paketleyebiliriz. Paketlemek veya sarmak diyoruz. Evet. Tamam, bu başka nerede kullanabiliriz? Hatırladım. İman, iman, iman. Ama kötü bir şey tabii.
Nasıl kötü bir şey? Çocukken, yok kötü değil, çok kötü. Çocukken biz bunları alıyorduk, tamam mı? Bak, Evet. bunları alıyorduk ve buraya mesela kağıt parçasını böyle küçük yapıyorduk. Sonra oyun Anladım ne oynuyorduk. demek istediğinizi. Heh, yani kötü gibi, yani silah gibi kullanıyorduk böyle. Evet. Buna mesela bazen sinekleri avlıyorduk. Bazen birbirimizle çocukken savaşıyorduk. Haydi gel ben seni yeneceğim. Böyle oyun oynuyorduk. Yani oyuncak olarak lastik kullanabiliriz. Neden olmasın? Peki. Neden oldu? Haydi seninle oyun oynayarak bitirelim konuşmamızı. Olur mu? Oynayalım. Annen çalışıyor mu? Çalışıyor. Uzun zamandır mı çalışıyor? Evet, uzun zamandır çalışıyor. Evet, bir. Evet, Başka hak evet yok. dememem lazım. Evet, uzun zamandır çalışıyor dedin. Tamam. Tamam. Problem yok. Bu arada Umu Munira maydanoz paketi yapıyoruz. Harikasın Umu Munira. Maydanozlarda da lastik var. Sebzeleri, bitkileri daha doğrusu yediğimiz yeşillikleri de, pardon bunu durdurayım. Yeşillikleri de paketliyoruz lastikle. Doğru. Evet. Maydanozlarda var. Dereotunda var falan. Peki annen çalışıyor. Baban çalışıyor mu? Babam çalışıyor. Tamam. Ev kalabalık mı? Kaç kardeşin var? Bir kardeşim var. O kalabalık Büyük mü? değil. Bir Büyük mü? kardeşim var sadece. Tamam, pardon. Kardeşin büyük mü, küçük mü? Küçük. Küçük. Çok Kaç küçük değil. yaşında? 17. Maşallah. Aynen öyle. 17. Tamam, Nasıl 17 öğrendin? yaşında. Bilmiyorum, tahmin ettim, hissettim, Aynen. hissettim. Peki kardeşin üniversitede mi okuyor? Şimdi bakaloryası Onun bakalaryası var. Bakalaryayı açıklar mısın insanlara? Ne demek? Türkçe'de anlatmak biraz zor. Tamam, Arapça anlat. Ama Arapça anlatırsan da faydası olmayacak, önemli değil. Tamam. Kardeşin ile aranız iyi mi? Problem yaşıyor İyi. musunuz bazen? Çok kavga ediyoruz bazen diyelim. Aa, bu arada erkek mi kız mı? Erkek. Hadi hem de. Ha, o zaman ben soru soracaktım. Yani senin elbiselerini bazen giymek istiyor mu? Bu yüzden kavga ediyor musunuz? Ama erkek olduğu için bu imkansız. Ve zaman bitti. Tebrik ediyorum İman. Sadece bir defa evet dedin. Bir defa hakkın vardı. Problem yok. Onu İmancım, tamamdır. İmancım, teşekkür ederim katıldığın için. Rica Güzel. ederim. Çok teşekkür ederim size. Kendine iyi bak. Siz de Evdekilere kendinize selam. çok iyi bakın. Bye bye. Hoşça kal, iyi akşamlar. Evet, imanı gönderdik. İman gitti. Ve imanla ne konuştuk? Lastik arkadaşlar. Yeni arkadaşlar, lastiği konuştuk. Başka ne sordum imana? Heh. Bunu söyledim arkadaşlar. Bunlar keçeli kalemler, boyalı kalemler dedik. İki tane obje gitti. Evet, diğer objemiz geliyor. Dönönönöm. Bu. Bu nedir arkadaşlar? Scotch-Brite. Markası Scotch-Brite. Bu nedir? Ve biz bunu niçin kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz ve ne yapmak için kullanıyoruz? Biraz önce ben telefonumun kamerasını sildim. Telefonumun kamerasını sildim. Evet. Bu nedir? Abhari, teşekkür ederim. Şimdi ikinci arkadaş, iman gitti. Abdülkadir gitti maalesef. Üçüncü arkadaşı alacağız ve dördüncü arkadaşı alacağız. Aftan hoş geldin. Teşekkür ederim. Süperim. Abeda, harikasın. Bulaşık için. Tommy, hoş geldin. Evet. Ben blablalıyım.
Konuşmak istiyorum. Evet, şimdi Cezayir'e gidiyoruz. Nairozet. Nairozet. Cezayir. Nairozet hazır ol. Kameranı aç. Kamerasız konuşmuyorum, tamam mı? İnşallah Nairozet'in Türkçesi A2, B1 veya C1'dir. B1, B2 olabilir. Gülsüm Sünger, evet süpersin. Ama ne süngeri? Bunun adı Sünger. Evet. Batır. Bravo. Sünger. Ama sünger genel bir kelime. Yani bu sünger doğru. Yataklarda oluyor sünger. Koltuklarda mesela oluyor. Yastıklarda da sünger var. Yastıklarda mesela benim burada yastığım var. Bunun içinde de sünger var arkadaşlar. Sanırım. Evet, sünger var. Bravo Gülsüm. Bulaşıkları yıkamak için kullanıyoruz. Marvah, harikasın Marvah. Gol attı arkadaşlar. Bulaşık süngeri. Süper. Bulaşık süngeri. Detaya gerek yok. Yani yumuşak bulaşıklar için, sert bulaşıklar için, omleti falan temizlemek için burada sert sünger var. Bunlar detay. Gerekli değil. Evet, arkadaşı çağırdık, gelmedi. Neredesin arkadaşım? Seni çağırdım. Niye gelmedin? Evet, anam delinguist. Türklerin çok çok çay içtiğini duydum. Ben de Türk çayı içmek istiyorum. Evet, Türkler çok çay içiyor. Çünkü Türkiye'de çok çay yetişiyor. Karadeniz'de çok fazla çay yetişiyor. Biz çay içmeyi seviyoruz. Evet, şimdi başka bir arkadaşı çağıralım. Suriyeli Nur var. Hadi Nur, sen gel ya. Nur, sen gel. Biraz önceki arkadaş gelmedi. Rasul, merhaba Özbekistan, hoş geldin. Rasul, istiyor musun? Özbekistanlıyım. Konuşmak istiyorum, yazmalısın. Evet. Bakalım arkadaşımızı çağırdık. Bu arada yeni bir obje var. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane. Kulaklık var mı? Kulaklık. Hocam, özür dilerim. Problem yok. Oh, elhamdülillah. Biraz bu oluyor. Bazen oluyor. Kulaklıktan sonra normale dönüyor. Neden bilmiyorum ama. Acaba neden? Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Heh, bak Nasılsınız? sesim daha iyi şimdi. Oh, herkes daha iyi Hocam, duyuyor. sürpriz oldu yani. Beklemiyordun. Dil Bilmiyorum. Tamam. Siz kimsiniz? Haydi Evet sizinle hocam. tanışalım. Benim adım Nur. Süreliyim. Türkiye'de yaşıyorum. İzmir'de oturuyorum. 20 İzmir. yaşındayım. Evet. 6 ay önce Türkçe öğrenmeye başladım. İnanmıyorum. 6 ay mı? Evet. Çok iyi ya, bro. Evet Suriyeliler hocam. çok zeki insanlar gerçekten. Bravo. Sağ olun hocam. Yok hocam öyle değil ama bizim öğretmenimiz çok iyi bir hocam. Sizin gibi yani. Estağfurullah. O evet hocam o Arapça Değil konuş hem Arapça konuşuyor hem de Türkçe konuşuyor. Bu yüzden çok iyi öğrendik. süper. Siz şimdi B1'de misiniz? B2'de misiniz? B2 yeni bitirdik. Yani gelecek B2 hafta CB'ye bitirdiniz. başlayacağız. Maşallah. 6 aydır okuyorsunuz. İstanbul kitabından mı okuyorsunuz? Evet hocam. İstanbul kitabı. Tamam. Öğretmeninizin adı ne? Hocanızın adı ne? Evet Ali Demiryörk. Öyle. Ha? Ali Hoca. Evet. Tamam. Ali Hoca. Evet. Ali Sizin Demir. çok tavsiye ediyor. Hep bize diyor Ali Yılmaz Hoca izleyin. Tamam. O zaman Ali Hoca'ya benden selam söyle lütfen. Söylerim hocam.
Onun süper öğrencileri var. O da süper bir öğretmen. Anladım ben. Ona lütfen Teşekkür selam. edeceğim. Peki, Nur. Söylerim. Evet hocam. Tamamdır. Nur, İzmir'de hangi semtte oturuyorsun? Karşıyaka. Menem'in adı semtimiz. Menemen'de oturuyorsun. Peki, Evet. menemen yapmayı biliyor musun? Tabii. Evde? Evet. Evde, tabii şimdi birçok insan diyor ki bu ne? Menemen'de oturuyorum, menemen yapıyor. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar, melemen diye bir yemek var. Domatesli yemek. Tamam. Evet hocam. Nur, 20 Evet. yaşındasın ve ne zamandır Türkiye'desiniz ailecek? Hocam ben 4 yıldır Türkiye'deyim ama hiç Türkçe öğrenmedim. Öğrenmek istemedim yani. Ha, yeni Evet. başladın. Evet 6 aydır başladım. Peki Türkiye'de neden, bir özür dilerim, neden ihtiyaç oldu Türkçe öğrenmek? Çünkü okumam eğitimi devam edeceğim. Karar verdim. Bu yüzden. Lazım, lazım olunca sen dedin Evet. ki bari Ama Türkçe öğreneyim. Türkiye'de yaşıyorum. Bari Türkçe lazım. Ama bravo. hocam çok Alkış. yani pişman oldum. Yani eğer 4 yıl önce öğrenseydim. Süpersin. Cümle güzel. Eğer 4 yıl önce öğrenseydim veya öğrenmeye başlasaydım, Evet. daha iyi konuşacaktım. Bir de hocam Ama bizim çevremizde insanlar Arapça konuşuyorlar. Bu yüzden öğrenemedim. Aynen. Bu da biraz dezavantaj oluyor. Ben de mesela Rusya'da yaşarken, ben Moskova'da yaşadım. Çevremizde Türkler vardı ve onlarla sık sık Türkçe konuştuğumuz için benim Rusçam ilk yıllarda çok iyi gelişmedi. Sonra normale döndü, Allah'a şükür. Peki, Nur, seninle, dur bakalım, sana şu soruyu soracağım. Nur, bu ne? Bak, bunu ben buzdolabının üstünden aldım. İki tane farklı farklı bunlar. Ben bunu buzdolabının üstüne koyuyorum. Bak, böyle yapışıyor bu. Evet Mesela hocam. bu buzdolabı, buraya bir fotoğraf veya bir not koydum ve burada buzdolabında duruyor. Bu ne? Vallahi o hocam hiç Arapça önceden mı? duymadım. Arapça. Mağnatıs. Mağnatıs. Evet. Aynı, aynı, aynı. Mıknatıs. Mıknatıs. Tamam Tamam mı? hocam. Tamam. Mıknatıs. Sizin buzdolabınızda mıknatıs var mı? Yazıyorum. Evet var. Mıknatıs. Mesela biz oraya fatura koyuyoruz. Fatura asıyoruz. Yazdım. Paylaş diyorum. Fatura Hocam siz asıyoruz. Arapça biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Ben o Kur'an okuyabiliyorum. Tecvid falan biliyorum ama manasını bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben Rusça biliyorum. Rusya'da yaşadım ama Kur'an okuyabiliyorum yani. Mesela yani İyi Vallahi hocam. mesela eshabel kariye iz ca'ehel murselun iz erselna ileyhim ithneyni fekezzebuhuma fe'azzezna bi thalithin fekalu inna ileykum murselun. Sadakallahul azim. Maşallah. Maşallah hocam. Bizim gibi okudunuz. Benim babam çünkü imamdı. Benim babam imamdı. Şimdi emekli oldu. Bu yüzden o bize öğretti. Maşallah hocam. Tamam. Evet, kelime mıknatıs, Arapça'da mıknatıs mı? Mıknatıs. Evet. Tamam. Mıknatıs yani senin için yeni bir kelime oldu. Peki başka bir obje geliyor. Şimdi sen bir hanımefendisin ve mutfakta çalışıyorsun. Melemen yapıyorsun mutfakta ve bu da mutfaktan. Bu ne olabilir? Şimdi insanlar Nur düşünüyor. Ali Bey ne yapıyor? Bu Instagram'da ne yapıyor? Şimdi bak, bu büyük çöp poşeti değil, tamam mı? Bak, çöp için değil bu. Bu meyve için, Sebze. sebze için, belki ekmek için falan. Bu nedir sence? Mesela içine her şeyi koyabilirim. Bu ne?
Poşet yazmış Hozeyfa. Evet, poşet. Doğru. Bunun materyali, bunun poşet diyoruz. Ama bunun adı buzdolabı poşeti. Marketlerde satılıyor. Tabii sünger koymuyoruz da isteyen koyar. Buzdolabı poşeti bunun adı. Mesela ekmek var. Ekmeği bunun içine koyuyorum ben. Sonra sarıyorum sarmak ve buzluğa koyuyorum veya buzdolabının içine koyuyorum. Neymiş? Buzdolabının poşeti. Harikasın Nur. Buzdolabı poşeti. Peki mesela anneler ne yapıyor biliyor musun? Biber kesiyorlar, domates kesiyorlar, buzdolabı poşetine koyuyorlar veya muhtelif sebzeleri ve derin dondurucuya, yani buzdolabının üstündeki derin dondurucuya koyuyorlar. Sonra yazın hazırlıyorlar, kışın yiyorlar. Yiyorlar. Tamam. Nurcuğum, çok teşekkür ederim. Seninle tanışmak ben çok iyiydi. Tamam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Hocam ben Türkçe konuşunca çok heyecanlanırım. Hı-hı. Öyle ne söyleyeceğimi unutuyorum. Süper. Nasıl süper? Çok iyi. Bu çünkü bunu sonra sen kaybedeceksin. Bu çok güzel bir heyecan böyle. Bu heyecan, bu güzel bir duygu. Senin sorun ne? Evet o sorun yani hocam. Yani o sıkıntı. He, nasıl gidecek? Bu sorun değil mi? Evet, evet. Nasıl gidecek? Şöyle gidecek. Daha fazla Türkçe konuşunca gidecek. Daha fazla tamam. Türkçe konuşunca gidecek. Başka bir alternatif ben bilmiyorum. Yani daha fazla muhatap olunca, Türkçe ile konuşarak muhatap olunca gidecek. O yüzden anladım, daha hocam. Fazla Türkçe konuşmanı tavsiye ediyorum. Tamam hocam. Çok memnun oldum hocam. İyi akşamlar. Ali Bey'e İyi selam söylemeyi unutma. Söylerim. Biraz. Tabii söylerim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet. Nur Hanım gitti. Nur Hanım Suriyeli ve bravo 6 aylık Türkçesiyle konuştu. 6 ay. Nur Hanım süpersin. Aslında genel olarak bir şey ihtiyaç olunca çok hızlı onu İnsan öğreniyor. Çok hızlı onunla ilgili bilgisi artıyor. Yani Nur için mesela ne dedi Nur? Artık ihtiyaç oldu. Bu yüzden ben Türkçe öğrenmeye başladım dedi. Yani ihtiyaç olunca bir şeyi daha hızlı öğreniyoruz. Mesela acıkmak değil mi? Biz ne zaman yemek yiyoruz? İhtiyacımız yemek. Bu yüzden acıkınca yemek yiyoruz. Nur'un da ihtiyacı neydi? Türkçe konuşmak. Çünkü Türkiye'de yaşıyor ve sonra hızlıca öğrendi. Bravo. Gayret etmek. En önemli şey gayret etmek. Evet arkadaşlar, haydi son kişiyi alıyoruz. Son kişiyi alıyoruz. Son kişiyim. Evet, ülke yazıyoruz. Çık 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 çık. Ve ben Suriyeliyim. Konuşmak istiyorum. Ben Somaliliyim. Konuşmak istiyorum diyoruz. Bugün Abdülkadir ile, İman ile ve Nur ile konuştuk. Abdülkadir ile ama az konuştuk. Abdülkadir'in interneti düştü maalesef. Bakalım. Evet, Yusuf Uysal, Türkiye'nin en meşhur yemeği. Doğru, melemen arkadaşlar. Melemen aslında ben size onu göstermek istedim biliyor musunuz? O yüzden diğer telefondan açmıştım. Melemende ne var Ali Bey? Melemenin içinde soğan. Bazı insanlar soğan da koyuyor da genelde melemen. Evet. Melemen. Yumurta. Şöyle resim göstereceğim size şimdi arkadaşlar. Fotoğraf daha doğrusu. Evet. Evet, biz buna tabii çok iyi görmüyorsunuz belki. Melemen diyoruz. Yazıyorum. Evet. Kamera ile ilgili sorunum var yazmış. Problem değil. Hiç problem değil. Biz burada
nasıl olursa, nasıl kolay olursa ona göre konuşabiliyoruz. Arkadaşlar bakın başka bir melemen. Tabii çok net gözükmüyor olabilir. İçinde biber, biberle, tereyağı ile, sonra baharat ile, kırmızı biber ile çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltılarında Türkiye'de melemen çok popülerdir arkadaşlar. Belki sizin ülkenizde de var böyle bir yemek. Ha, içinde farklı şeyler olabilir. Ama Türkiye'de özellikle yazın çok yaygın. Hatta biz bu sabah melemen yedik. Evet, evde kahvaltıda biz bu sabah melemen yedik. Şimdi evet, Nairozet problem yok. Nairozet hiç sıkıntı değil. Afganistanlıyım Huzayf. Hadi bakalım Huzayf Moradi. Huzayf Moradi gel. Kameranı açıyorsun Huzayf Moradi. Tamam mı? Suzan evet. Haklısın. Melemen. Melemen hakkında bir hikaye var ama biraz kötü bir hikaye. Hoş geldiniz. Koltuk güzel. Yeni mi aldınız koltuğu? Alo. Alo. Evet, Kara Sevda, Pakistan'da biz aynı omlette yapıyoruz. Evet, omletin içine domates koyunca melemen oluyor aslında. Sehra Bunay, çok Merhaba. yakışıklı kardeş. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba. Hayırdır, çok az solist gibi geldin böyle, sanatçı gibi, artist gibi geldin. Ne oldu? Şey. Galiba istemedin, sürpriz mi yaptık sana? Efendim? Hayır dedim. Hayır dedim. Galiba başkası istedi senin konuşmanı. Sen istemeye mi geldin? Biraz öyle. Biraz öyle. Sakin ol. Sakin ol. Her şey normal. Tamam mı? Senin adın ne dostum? Normal adım Süleyman'dı. Ama ismi Huzeyfe koydum. Tamam. Süleyman. Süleyman nerelisin dostum? Afganistanlıyım var. Tamam, Afganistan. Şimdi Afganistan'da değilsin, değil mi? Yok hocam, Türkiye'de. Türkiye'nin hangi şehrindesin Süleymancığım? İstanbul. İstanbul. Ne zamandır Türkiye'desin? 3 sene oldu hocam. 3. Evet hocam. Tamam. Biraz Süleyman uzak tutar mısın he? Yani böyle seni görmek istemiyorum. Korkuyorum biraz. Süleyman kaç yaşındasın? Unutuyor. 10? 3. 13. Tamam. Süleyman, annen mi davet gönderdi? Baban mı? Abin mi? Ablan mı? Abla. Ablan gönderdi. Tamam. O zaman ablana teşekkür et benim için. Seninle pratik yapıyoruz. Zoraki pratik yapıyoruz Süleyman'la. Süleyman, biz konuşacağız, tamam mı? Konuştuktan sonra Tamam. ablana kızabilirsin. Ama şimdi kızma. Şimdi Yok konuşacağız. hocam. Ben de istiyordum da biraz sürpriz oldu. He, beklemiyordun. Tamam. Evet. Hayat sürprizlerle dolu Süleyman. Aynen. Kaçıncı sınıftasın dostum? Şişir. 8. sınıftasın. Okulunun adı ne? Mustafa Yeşil. Mustafa Yeşil. Tamam. Siz 3 yıl önce mi Türkiye'ye geldiniz ailece? Evet hocam, evet. 3 yıl önce. Peki Türkiye'de ne yapmayı seviyorsun Süleyman? Türkiye'ye alıştın mı? Alıştım. İlk 6 ayda alıştım hocam. Yani Süper. Türkçe öğrendim. Tamam. Peki Süleyman. Biraz uzakta tut lütfen. Heh, bu iyi. Bunu bozma. Pasaporttaki fotoğraf gibi, tamam. Pasaportun var mı senin? Var var. Var. Pasaportta fotoğraf böyle değil. Değil mi? Böyle. Evet. Tamam. Süleymancığım, şimdi sana soru geliyor Süleyman. Tamam. Bu ne Süleyman? Makas. Makasla ne yaparız? Kağıt keseriz. Kağıt keseriz. Güzel. Kağıt. Kağıt Evet. biraz tabii söylemesi, telaffuzu zor. Kağıt kesiyoruz. Başka ne yaparız? Evet. Karton keseriz. Başlıyor. Kartın keseriz.
Mesela lastik kesebiliriz. Evet hocam. Yani bunu biz kesmek için kullanıyoruz. Mesela sana bir kargo geldi. Kargo. Kargoda Evet. lastik olabilir. La. Bant Evet. olabilir. Evet. Değil mi? Bantı Evet. kesebilirsin. Yani makas. Peki Afganistan'da makasa ne diyorlar? Peki. Beyçi. Kaçı? Baçi. Kaçı? Açi. Tamam. Açi. Hocam. Peki bu hangi renk açi? Pembe. Pembe. Afganistan'da pembe ne demek? Pembe. Unuttun mu? Unuttum. Mu? Sureti. 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 Hocam burada söylemiyor. Ha, tamam. Sureti açi veya açi Evet. sureti. Evet. Tamam. Pembe makas. Senin makasın var mı? Makasım var. Tamamdır. Peki Süleymancığım, şimdi bu objeden sonra son objeyi sana gösteriyorum. Bu gibi. Kasım. Kasım mı? Bravo. Bu bir kase. Biz kaseyle ne yapabiliriz? Bu arada bak bak bak. İman yazmış. Saç kesebiliriz. El Felah yazmış. Makas ile doğru. Saç kesebiliriz. Gerçekten doğru. Saç kesiyoruz biz. Doğru. Ama biliyor musun? Bu makas mutfak makası. Süleyman ve diğer arkadaşlar. Bu makasla biz börek kesiyoruz. Börek. Valla. Doğru, her türlü makas. Yani bu biraz farklı makas. Bununla Hocam. kağıt kesmedim ben. Kağıt veya karton bakıyorum. Aa, kesiyor. Kesiyormuş. Her neyse. Evet. Yani ben ilk defa gördüm. İlk defa görünce şaşırdım. Nasıl yani dedim. Evde mesela bununla börek kesiyorlar. İnce börek. Her neyse. Kase ile ne yaparız? Çorba içeriz. Başka? Başka? Cacık içer miyiz? Cacık. Gelecek, evet. Cacık var mı Urduca'da? Pakistan'da cacık. Afganistan'da var, var. Ben Pakistan dedim ya, özür dilerim, Afganistan'da. Afganistan'da. Bu arada Afganistan'da en çok hangi dil kullanılıyor? Konuşuluyor. Farsça ama Farsça. Farsça kullanılıyor. Evet. Tamamdır. Farsça'da kase ne demek? Kase, kase bildi diyor. Ha, kase Kase. deniyor. Tamamdır dostum. Peki, haydi Süleyman seninle. Evet, hayır değil. Kelime yarışması oynayalım. Kelime üretme Tamam. yarışması oynayalım. Tamam. Ve zamanımız var. Tamam. Kase, E. Elma. E elma. Armut. Tıt. Armut. T geliyor değil mi? T. T hocam şey tabak. Tabak. Süpersin. Kadın. Ne? Nar. Nar. Rüya. Rüya A geliyor değil mi? A. A. Ah. Armut Armut söylersen yanarsın. Armut ben kullandım. Tek A kelime yok. son aklıma gelmiyor bir şey. A Bak senin mesela çok yakın. anne Anne, tamam, anne olur. Anne, e. Etek. Etek. K. kalın Nasıl? abi. Kabe. Evet hocam. Kabe. Tamam, olur Kabe. Et. T. Tişört. Bravo. Tişört. Tüp. Tüp. İçinde gaz. P. 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 Bak, Portakal. uyurken giyiyorsun. Uyurken giyiyorsun. Pijama. Pijama. Bravo. Ağır. Ağır. 100 kilo. 120 kilo. Ağır. R değil mi? Rr. R.
Rende. Rende. Oo, süpersin rende. Ekim. Ekim. Eylül. Ekim. Hapşu. Hapşu. Ah şu çok ne? Çok yaşa değil bu şey. Ha şey Mendil, mendil, ne? mendil. Mendil, Mendi bravo tesirde mendil, mi? süpersin ve zaman bitti. Tebrik ediyoruz seni Süleyman. Harikasın, kazandın, şampiyonsun. Süleymancığım, teşekkür ederim katıldığın için. Ablana teşekkür et. Seni davet ettirdi. Sonra ablan ile beraber istiyorsanız beraber konuşabiliriz, pratik yapabiliriz. Tamam. Ailene selamlar. İyi akşamlar. Hoşça kal. Yes. Evet. Derya'nın kardeşi Süleyman ile konuştuk. Evet, Ayhan o bir sihirbaz yazmış. Melemen, melemen kelimeleri. Şimdi menemen ve melemen. Türkler söylerken ikisini de kullanıyorlar. Lilia. Normalde ikisinden birisi doğru olan. Yani mesela melemen yazdığın zaman direkt karşına yemek geliyor. Melemen. Ama menemen İzmir'deki bir ilçemiz. Menemen ilçemiz. Evet, bakalım. Mesela Türkçe'de arkadaşlar menemen kelimesi yumurta, biber, domates şeklinde kaşar peynir de üstüne koyabilirsiniz. Kaşar peyniri biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam. Peki şimdi bakıyoruz. Saatimiz 23.22 arkadaşlar. 23.22. Zaman doldu. Bu arada ben burada mesela ne kadar zamanımız olduğunu göremiyorum ama umarım zamanımız birden bitmez. Burada arkadaşlar zaman 1 saat ile sınırlı limit var. Teşekkür ediyorum. Bugün Abdülkadir ile konuştuk. İman ile, Nur ile ve Süleyman ile konuştuk. Ve objelerimiz vardı. Kase. Makas vardı. Sonra mıknatıs vardı arkadaşlar. Mıknatıs. Sonra ne vardı? Bulaşık süngeri vardı arkadaşlar. Ve keçeli kalem, keçeli kalemler vardı. Bu yüzden buzdolabı poşeti vardı. Çöp poşeti gibi gözüküyor ama çöp poşeti değil. Çöp poşeti büyük. Buraya getiremem onu. Yani kadraja sığmaz. Buzdolabı poşeti çok popüler son zamanlarda. Ve hatta ben Moskova'dayken buzdolabı poşetine arkadaşlar yemek koyuyorlardı insanlar mesela. Poğaça, börek, pilav. Evet. Koyuyorlardı ve orada yemekleri bu poşet ile taşıyorlardı yani farklı farklı. Evet, reçel koyabilir yazmış Kara Sevda. Doğru, zeytin koyabiliriz kaseye. Kaseye kahvaltılık malzemeler koyabiliriz. Sonra çorba koyabiliriz, ayran koyabiliriz. Hatta bu biraz otantik bir kase. Bu bir hediye kase. Bu kaseye Çinliler çay koyuyorlar ve çay içiyorlar. İmam, bravo. Çerez koyabiliriz. Çekirdek, leblebi, fıstık, kaju, badem, ceviz, fındık. Yani muhtelif olarak bunların genel adı olan çerez kelimesi. Çerez koyabiliriz arkadaşlar. Evet, bu arada ben hemen size son bir bilmece sormak istiyorum ve ona göre arkadaşlar kapatmak istiyorum. Evet, kapatmak istiyorum ona göre. Dırırırım. Evet. Karşıdan gördüm bir taş.
karşıdan gördüm, karşıdan baktım bir taş ve yanına vardım, dört ayak bir baş. Allah Allah, bu ne? Karşıdan gördüm, yani uzaktan gördüm bir taş. Aa, taş, taş gibi. Sonra yanına vardım, yanına gittim. Dört ayak var ve bir baş var. Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Bakalım. Dırırırım. Evet, şöyle. Kimler? Karpuz değil. Mendil, güzel. Abhari çok gülmüş. Yok, gülmemiş. Abhari kalp yazmış. Kalp işareti koymuş. Bu arada arkadaşlar, canlı yayına yeni kişi almıyorum. Bitirdik. Kurbağa, hayır. Liliana, bravo. İman, bravo. Kaplumbağa. Evet. Kaplumbağa. Doğru. İman yine gol attı ve Liliana gol attı. Kaplumbağa arkadaşlar. Televizyon değil, köpek değil. Tekrar ediyorum. Ben karşıdan bakıyorum. Kaplumbağalarda turtle. Kaplumbağalarda ne var? Sırtlarında onların evleri var. Yani kabuk, kabuk. Kaplumbağaların kabuğu var ve ben taş gibi görüyorum. Ha, galiba taş. Çünkü kaplumbağa evinin içinde. Sonra yanına gidiyorum. O kaplumbağaymış. Bu da bir final bilmecesi olsun. Karşıdan baktım, hiç yok. Yanına vardım. Yok, o değil, o başka. Karşıdan gördüm bir taş. Yanına vardım, dört ayak bir baş. Kaplumbağa. Arkadaşlar, teşekkür ederim katıldığınız için. Sonraki videolarda, sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Yarın kahvaltıda lütfen melemen yapın. Ve istiyorsanız İzmir'in Menemen ilçesine gidip orada Menemen'de biraz tatil yapabilirsiniz. Bugün objelerimiz vardı. Arkadaşlarımızla birlikte pratik yaptık. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.